Evet, tekrardan merhaba sevgili FM Gönül dostları. Yepyeni bir bölümle gene gecenin bir köründe dalgalanan form grafiğinle sizlerle beraberim. Ne yaptınız? İyi misiniz? Beni soracak olsanız sanki biraz hasta olduğu gibiyim böyle. Bir boğazımda bir böyle gıcıkımsı bir hissiyat. Şu an biliyor musun? Değiştirmem ya. Şovu da değiştirmem. Şovu değiştir. Eğer son maçlarda kötü oynadı. Standart oynadı diyor. Vektör ileri çıkarma şeyini hatta onu yapıyorum ya. Zaten çıkarmıyorlar. Basın toplantısı. Diğer maçlardan bana ne? Allah Allah, herif atar matar yapmış bana. Gayet sakinim. Ya bana ne? Elbette şansları var. Çakma Manchester United, bu geçen bölümde de şey yapmıştım. Son bölüm çok tatsız olmuştu, iki maç kaybedince. Nasıl, ne diyor ki bu? Daha faydalı sonra olur mu? Dumanlatmış olsun. Sen tahmini bir şey dememiş. Tamam, benim takım iyi. Güzel, iyi demiş herif de. Ne diyeyim lan? Allah Allah. Abi, FM'nin soruları bazen çok salakça olabilir. Bu arada hasta olmak, YouTube'a böyle video çeken insanlar için bilemediğiniz bir başka bir sorun daha beraberine getiriyor. O da şu ki, hapşırmak. Birkaç gündür, daha doğrusu sadece dün diyeyim, zaten dünden önceki günde bir iki bölüm çekmiştim. Hapşırmak video çekerken inanılmaz büyük bir sıkıntı. Böyle mal gibi durup hapşırsam kulağınız patlar biliyorum. Mikrofonu sessize alıp bir kere sesini tekrar açmayı unutmuşluğum var. Böyle bir salaklık yapmıştım. Kulaklığı komple çıkarırsam çok gürültü oluyor. Böyle bir iki ucu tatsız değnek gibi bir şey. Şimdi test alı ben. Norwalk oynuyorsun. Test alı yedeğe alalım. Reed burada. Kanatların yedeğini koyacağız. Deyiz. Zimmer yerine Hendrix daha iyi bence. Watson fena değil. Zimmer? Evet. Shaw, Williams, Thompson, Brown, Trudeau, Sankumen ve tamam. Hepsi tamam. Ha, bir arkadaş yorumlarda şey demiş. Çizgi inmeden orta yapı işaretleyebilirim aslında ya. Zaten çizgi inemiyorlar. Bu pas olayı geçen bölümlerde çok beni uyuz eden bir sağa bir sola pas yapma olayında. Şunu kaldır demişti, daha az top sür şeyini. Deneyelim. Benim tahminim, pas yapamayan adam top sürmeyi hiç yapamaz. Yorumda da yazdım zaten. Ama dinleyelim. Denemekten çok bir şey kaybedeceğimizi zannetmiyorum. Takımlarımız ısınıyor. Bakalım. Yani şu hücumda 2-3 maçtır fazla durgunuz. Daha fazla bir şey yapmamız gerek. Bu maç onu sağlayabilir. Hata geçirdiniz mi? Evet. Hop. Devam. Standartla aldık ve maçı başlattık. Ses kısmetmişim gene ya. Kulaklarıma dedikler. Oha, bizden hiç mi seyirci yok? Oha, bizim hiç seyircimiz yok. Sıfır. Kale arkası rakip takım olması gerek. Lan onu kaptım. Faul yok mu hoca ya? Saçmalık.
Sanki gözünü seveyim şunu doğru ata. Alıştı. Oo, geçti o adam. O bizde kalsın canım. Sen de onu... Ha, tam üstüne şu an bir hasta şeyi var. Enerjisizdi. Bu arada ben 5 yılda bir falan hasta olurdum. Enteresan oldu. Son 2-3 yılda ikinci olacak herhalde olursa. Yaşlanma kurucu. Bu 5 yıl başı diyorum da en sondan bir önceki hastalığım galiba yaklaşık şeye denk gelmişti. İşte bu kadar. Helal olsun. Şeyi asistle kim yaptı? Defans'tan biri yaptı herhalde. Biliyorum şimdi. Çok güzel attı lan gene. Norwalk atmış galiba. Bak top tam kaleye girdiğinde Norwalk'un adı yazarsa yazdı. Belki Norwalk yapmış asisti. Bundan işte Donald Graham'in meşhur olduğu zaman tam şimdi gün tarih yıl veremeyeceğim size de. O zaman domuz gribi olmuştum ben. Domuz gibi de olduğum için çok da bir etkisi yoktu aslında böyle. Evde oturuyordum, kendi kendime tedavi etmeye falan çalışıyordum. Böyle bir ara çok fena oldu. Ateşim çıktı böyle. Öksürürken garip garip sesler çıkıyordu bilmem ne falan. Artık annem babam şey yaptı, atar yaptı. Bu hayvan kırmızı kart. Acı kırmızı versene. Bu hakikaten kırmızı. Arkadan öyle kayarsa kırmızı olur ama yani çok normal. Tamam, bu maçı alacağız herhalde artık. Şey dediler, hadi hastaneye gideceğiz bilmem falan. Bir hastaneye gittik böyle o zamanlar yeni açılan işte Pendik taraflarında, hatta daha ileride bir hastane. Böyle gittim, girişte danışman gibi bir kadın oturuyordu böyle bir masada. İşte gittim dedim hani ben çok kötü. Çok kötü ama kişiden böyle dedik ya. Dedim işte böyle böyle oyna olmaya geldim falan. Ne şikayetiniz var dedi. Dedim işte ateşim var, öksürüyorum falan. Aa, o zaman bir saniye dedi kadın. Şey verdi, bu ağzı hani takılan şeyler var ya, bez gibi. Ne denir onlara bilmiyorum. Bir adı vardır kesin. Lan o meğer ne kadar sihirli bir aletmiş. Onu taktım. O kalabalık hastanede bir anda fıt diye böyle etrafında görünmez güç kalkanı gibi bir şey oldu. Herkes bir anda kaçırdı. Ah be, güzel geldi de yanlış tarafa vurdu. Böyle öyle bir şey oldu ki koridorda böyle Poseidon gibi yürüyorum. Ben yürüyorum, koridorda herkes ikiye açılıyor. Böyle ortadan dümdüz gidiyorum falan. Hatta önünde böyle bir teyze yavaş yavaş yürüyordu bir yerde. Böyle arkasından yürüyorum falan. Ortadan böyle şey gibi, küçük enişte gibi gerile gerile yürüyor kadın da. Şey böyle falan diye öksürdüm böyle. Ah be. Kadın şey zannetti. Hani böyle bana yol versin diye öksürüyorum falan gibi zannetti. Arkaya döndü, ağzımdaki o şeyi bir gördü böyle. Hop hemen o da kenara. Bir yerde şey oldu. Böyle artık veremler derneği gibi bir kenarda ağzı bantlara oturduk. Beraber beklemeye başladık. Kaybedecek bir şey olmayanlar gibi. Penaltı. Neyse penaltı acaba. Şov düşürmüş. Allah Allah. Hiç görmedim ama öyle diyor. Ay penaltıyı şov setseydim abi. Bu salak kaçırıyor ya. Yani o hastanedeki o gün çok enteresandı. Doktordu. Merak ediyorsanız o kısmını da anlatayım. Aferin buna. Şey dedi. İlaç mı hiç gerek yok dedi. Şey yapın dedi. İşte akciğer film falan çektiler bir iki. Şey dedi. İşte portakal ya, portakal ya falan. Dedik bir antibiyotik bilmem ne falan. Yok dedi. Onlar faydalı bakterileri de öldürüyor. Şu an daha zararlı olur dedi. Böyle bir domuz gribi geçirmiş. Aa, burada size enteresan başka bir ufak not aktarayım. O topu kaptırmasın şu salak, ona kilitlendim ben. Kırmızı, gene kırmızı. Aynı hareket neredeyse. Hakem de kovboy gibi yürüyor. Ne uyarısı ya, rezalet. Ha, Japonya'da böyle görmüşsünüzdür belki. Çok çok fazla insan o ağız zımırtısından takar. Onun ben bir şey zannediyordum. İnsanlar işte hastalık kapmasın ya da hava kirliliği, kötü hava bölümünde falan gibi şeyler zannediyordum. Meğer tam tersiymiş. Hasta olanlar başkasına hasta bulaştırmamak için o ağız zımırtısını takıyorlarmış. Böyle enteresan düşünceli insanlar gerçekten. Japonları birçok
açıdan takdir ediyorum yani. Yine iyi bir gol golü ilk yarı yedik. Aha Watson'a bak. Bizde kalsın lan. Aferin. Kaleye mi vurdu gerizekalı? Ha iyi. Yani böyle bir domuz gribi şey yaşamışlığım var. 4-5 senede bir hasta olurum dediğim bir tanesi buydu işte. Ama artık demek ki daha sık hasta olur. Belki de yaşlanmak böyle bir şey bilmiyorum. Nereden baksanız 5-6 ay sonra 30 yaşında bir adam olacağım. Demek ki o yaşlanmanın bir parçası. Ya şov çok gerizekalı gibi kaptırıyorsun. Hala bir farklı öndeyiz yani. O kadar rahat değil mi şu an? Ha Truslav'mış lan. Abi bizim çakması gibi. Trulav'ın çakması gibi. Bir an Trulav'a şey yaptı zannettim. Sen taç atma olayını çok anlamıyorsun sanki ya. Şu an yazık etti ya. Ha bu arada şov deyince şimdi aklıma geldi. Fenerbahçe Sol galiba Şampiyonlar Ligi'nde üst üste Rövaşata'dan iki maçta gol atan tek adam falan oldu. Bir şey Feyenoord'da 1-0 yenmiş Fenerbahçe. Enteresan UEFA'da şu an grupta 13 puanlı birinci ve grup maçları bitti sanırım. Ya çok ciddi umarım ki hani bu kupayı almaya kadar gitsin. Oo. Ah be çok güzel kaybetti. Umarım Türkiye'ye bir ikinci UEFA Kupası daha gelir. Bu arada Beşiktaş'ın maçını seyrettim diyemem. Pozisyonlarına baktım tekrardan. Bir de internet o kadar mevzu oldu ki hani bakmamak gibi şansım yoktu. Hakem gerçekten inanılmaz katletmiş maçı. O ilk penaltı, kırmızı kartın uzaktan yakından alakası yok. Yani çok şey. Ha bu arada ikinci kırmızı kartta da futbolcunun ayıbı var biraz artık. Zaten gergin ortamda o kadar şey yapmaya da gerek yok. Bir de şöyle bir şey de var. Futbolcunun biraz kendini düşünmesi de gerekiyor bir yerde. Avrupa maçlarındaki kırmızı kart cezası seneye de devrediyor. Hatta Türkiye Süper Ligi'nde de öyle. Sarı kartlar yani nasıl diyeyim. 4 sarı karttan ceza aldıysanız ve sezon bittiyse ertesi sezonun ilk maçında cezasınız ama 3 sarı kartınız var. 4. görmediniz. Ertesi sezon başlarken o 3 sarı kart siliniyor. 0 sarı karttan başlamış gibi oluyorsunuz. Ya şimdi o oyuncu Beşiktaş'ta kalsa da kalmasa da sonraki gideceği takımda ilk bir ya da iki maçında bilmiyorum kırmızı kart direkt mi gördü şey mi gördü ikinci sarıdan tam hatırlamıyorum şimdi de. Yani çok güzel bir pas daha. Ama şu aferin. Ama yine penaltı. Hakem gerçekten bu maç bize çok güzel davranıyor ya. 65 Sean Williams. Dominic Reed'i alalım. Bu penaltı kaçarsa çok sıkıntı ama gene. Ama Alex Brown herhalde o kadar geçen maç zaten kaçıracağını kaçırmıştır diye umuyorum. Yani o kırmızı kart gereksizdi ama gerçekten FIFA'nın o hakeme bir daha maç yönettirmemesi ya da bir sene falan en azından maç yönettirmemesi gerek diye düşünüyorum. Çok benzer Fenerbahçe maçında da olmuştu. İvan Bebek diye belki internette çok muhabbeti dönmüştü. Abi şu mallığı yapmasın. Abi ben hakikaten bu penaltıyı sattırıyorum hala ya. Penaltı atma özelliğinin kaç olduğuna bakmaksızın şova vereceğim sonra. Çok çaprazda kaldı ya. Penaltı versene bir de. Hakikaten ama bu karşı takım öküz gibi oynuyor. Çok salak bir kontrolden bir gol yersek çok sıkıntı.
Gene iyi muhabbet ettik ya ilk maçta. Bir hastalık, bir futbol falan derken. Yalnız... Oh be Watson vallahi. Ne yetişecek miyiz aslında? Yani Türkiye Ligi'ndeki maçlara bakmasam da Avrupa Ligi'ndeki maçlara arada bir baksam mı falan diye böyle şey yapıyorum. O da çok... Bu arada hep UEFA'da şöyle bir şey dikkatimi çekmiştir. Şampiyonlar Ligi'nde çok böyle değildir de. UEFA'da bütün o grup maçlarını falan çok iyi giden takım kupayı alamaz. Ya hiç öyle bir takım olduğunu hatırlamıyorum ben ya da öyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde öyle değil. Barcelona mesela acayip herkesi yener gider en sonunda kupayı da alır. Tamam herkesin beklediği varsa öyle de olur. Herkesin beklediği olmuş olur. Ama UEFA'da hiçbir zaman ha bu arada şey de söyleyeyim, güzel bir noktaya parmak basmış. Galatasaray yanılmıyorsam UEFA'da Arsenal'e miydi? Tam emin değilim ya, takım hatırlamıyorum ama 5-1 yenilip UEFA'dan elendikten sonra, pardon 5-0'dı galiba. 5-0 yenilip UEFA'dan elendiği şey, Şampiyonlar Ligi'nden elendiği sene UEFA Kupası'nı almış. Güzel bir anekdot hani Beşiktaşlıların o kadar da çok şeyi karartmaması gerek enseyi. Olacağı belli olmaz. Çok kötü geliyorlar bu arada. Bir gol yemeyelim be. At ileri at. Şu, bu maç bu kadar zor olmaması gerekiyordu. Gerçi penaltı kaçırdık o yüzden. Ah tebrik ediyorum size oyuncular. İkinci sıra ya maç fazlası. Şunlar bizi geçebilir kazanırsa. Fena gitmiyoruz ama gene de ya. Sevmiyorum basın toplantısını da. Ha, ayıp etmeyeyim, kibar bir cevap verdim. Şov yine iyiymiş. Puanına bakmadıydım ama. İyi gol atmış herif. Yediğim gol çok hatırlamıyorum. Ya aslında o kadar güzel de bir gol değildi. John Roberts almayacağım ya. Yuvarlak cevaplar verdim yine. Şu bir saniye artık. Şunu attı geldi. Ya ben koymuşum bir de Alex Brown. Yazıklar olsun. Don Reed daha iyi mesela. Shaw nerede? 4. Urfa attı Brown ya. Top set de 5 yansın satayım. Nasıl bana şey yapayım ki? Shaw'u koydum hadi. Reed yoksa şu aslında Ezler'in gol istatistikleri artsın abi. Şey Brown 3 tanenin 2 tanesini kaçırdı anı satayım. Daha kötü ne olabilir? Sıradan oyun ortaya koymuşlar diyor salak. Bir dahaki maçımıza şuradan bir bakalım. 9 gün sonra niye bu kadar ara var ya? Kim bu? Ero gitti 18. sırada. Allah tamam. 9 gün boyunca. Lan maçta bak böyle binbir pozisyon arasında böyle anlatacak bir şey bilmem ne falan çıkıyor da. Şu 9 gün geçecek ne
Böyle bir muhabbet açan kişi olsa da bazen diye düşünmüyor değilim. Müsaadenizle suyumu içeyim. Sağlıklı cam şişemden. Bu arada size genç oyuncular sakatlanmış neyse. Size çok enteresan bir bilgi vereyim. Bunu sağda solda satarsınız belki. Cam bildiğimiz normal cam işte şu yanındaki penceredeki falan cam sıvıdır sevgili dostlar. İlk duyduğumda ben de nasıl ya falan demiştim, çok anlamamıştım da. İnternette ararsanız göreceksiniz. Cam sıvıymış ve gerçekten çok 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 uzun sürede böyle, yani şu an her cam, dünyadaki her cam yarı çekimine uygun bir şekilde akıyormuş anladığım kadarıyla. Elliot. Daniel Elliot. Geç. Ha, gel kardeşim. Motorun çok formda. Aferin be. Ha, güzel şey yaptı. Mantıklı cevap verdi. Yani dünya üzerindeki her cam çok uzun, binlerce yılda falan herhalde, tam bilmiyorum. Böyle yavaş yavaş aşağı doğru akarak birikmeye devam ediyormuş. Bu enteresan, hala enteresan geliyor bana da. Bunu böyle arkadaşlarınıza enteresan bir bilgi olarak satabilirsiniz. Bu arada bak, başka bir enteresan bilgi. Bunu da çok fazla kişi bilmez. Türkçe'de mundar diye bir kelime vardır ya, o aslında doğrusu murdardır. Şey açarsanız, Türk Dil Kurumu'na açıp bakarsanız, mundar yazarsanız şey yazar karşında, murdarın halk arasındaki yanlış bilinen halidir falan gibi bir şey yazar. Bu da böyle ekstradan farklı bir ufak not olarak aklınızda kalsın. Ya da kalmışsa da olur, böyle muhabbet olsun diye söylediğim şey. Ama böyle enteresan, çok kişinin bilmediği bilgileri bilmeyi severim ben genelde. Sizden de paylaşmış olayım. 6 gün kaldı maça bu arada. Bu arada şeyi de hiç bilmiyorum ya. Türkiye Ligi'nde şu an kim birinci? Kim ne yapıyor? Avrupa'daki maçlara bakıyorum sadece. Bayağı ortalaması çok kötü. Yıldızı iyi diyecektim. 19'unculuğa düştü Harrogate takımı da. Geç ya, alamıyorum antrenör. Türkiye'de hakikaten hala düzgün bir futbol oynandığından çok emin değilim. Türkiye, aslında şu an güzel bir laf söyleyeceğim galiba. Türkiye'deki futbolun, oynanan futbolun kalitesini Türkiye'deki futbol programlarına bakarak az çok anlayabilirsin sanırım ya. Futbol programı olmaktan çıktılar böyle bir grup. Takım elbiseli, kravatlı, birbirine sadece bağıran insan gibi bir şey oldu. Yani izleyeni yadırgamıyorum aslında yani. O kadar enteresan bir şey var ki ortada, hayretle bile izleyebilirsin yani. Kanal değiştirirken "Aa!" falan deyip, "Burada ne oluyor lan?" deyip böyle bile izleyebilirsin bildiğim bazı futbol programlarını. O yüzden çok yadırgayacak halim yok. Adı da aslında futbol programı olmasına gerek yok. Şov programı gibi bir şey onlar artık da. Federasyon kupası biz yokuz tabii de. İşime gelir ya. Zaten bir kupayı alacak halim yoktu. Fazla erken elendik, sorunum. Ama yani ben oyuncularımın kondisyonunu düşünürsek elenmiş olmam da iyi. Ligde şimdi daha rahat rahat yürüyebilirim. Şimdi şu Harrogate'e mesela 3 tane atsam ne güzel olur. Aslında altyapıyım. Ya aslında şu takım profesyonel yapsam, bir üst lige çıkarsam falan, ondan sonra çok daha eğlenceli olacak bence de. Aha, oldukça mutluymuş. Bir de itibarım varsa. Her God'u beğenmemişler. Aslında iyi oyuncağım, niye öyle diyorsunuz? Daha oynatamadık da. Bir de yani zaten baş başına 50 dolar falan olan çocuğun şeyin ekonomik bilmem ne diye laf etmek ne kadar çirkin lan. Futbol, yani futbol şeyi hiçbir zaman çok içime sindirememişimdir ben. Yani
Futbolcu olmak için bir insanın standart tüylerini çok süsse takım belki şey yapabilirim. Şunu uygulayayım. Uygulayabiliriz ya, topa sert vursun. Ya şunu çok bazen rahatsız edici buluyorum. Bir adam futbolcu olması için gerçekten yaklaşık 9-10 falan yaşından itibaren bütün hayatının burada adaması gerek ve inanılmaz büyük risklerle dolu bir iş. Yani şöyle, bir sezonu ikinci ayında sakatlansanız, 6 ay sakat kalsanız bir anda futbol kariyeriniz bitebilir ki o da olabilir. Tamamen karşınıza denk gelecek ve size böyle sert bir müdahale yapacak bir tane futbolcuya bakan bir olay aslında bu. Yani bazıları çok para kazanıyor, bazıları kazanamıyor, bilmem ne de. Yani hayatını bu kadar adamış insanları bu kadar rahat eleştirip yok etmek bilmem ne falan. Orada değiştirecek bir şey yoktu değil mi ya? Yoktur. Bu kadar çok kolay eleştirmek, çok mantıksız eleştirmek, ne bileyim, bazen çok şey geliyor. Yani şey izlemişseniz, Daralandık Kısa Paslaşmalar diye bir film var sevgili dostlar. İzlediniz bilmiyorum ama Erkan Can falan oynar. Çok güzel bir filmdir. Orada bir futbol takımındaki zaten insanların bir mahalle hayatını falan anlatıyor. Bak adını unuttum herifin ya. Unuttum şimdi. Takım teknik direktörü olarak bir şey var. Görseniz hatırlayacağınız. Ekmek teknesindeki fırıncı adam olması gerek yanılmıyorsam. Böyle şey, taraftarlar yokluyor oluyor falan, taraftar dedim ya zaten. İşte mahalle takımı gibi düşünün. Şey yani siz sadece hanımdan izin aldığınızda ya da işiniz olmadığında maça giriyorsunuz. Biz burada bir hafta boyunca antrenman yapıyoruz. Bir bok kazandığımız yok. O yüzden yürüyün gidin de kalbinizi kırmayın diyor. Gerçekten de yani öyle aslında. Ben mesela Fenerbahçe'nin son maçta şampiyonluğu kaybettiği o sezonu hatırlıyorsunuzdur. O gün o maçtaydım ben. Offside olsun ya. Offside hakikaten. Ben bu standart yaptım mı? Yapmışım. Aslında yapmayabilirdim belki. Bilmiyorum. Olsun, biraz daha şey yapacağım. Şimdi o maçta beni dikine paslıyor yapma. Abi herifler saldırıyor. Ben onu kontrol yapıyorum ya. O maçta çok rahatsız eden şeylerden biri şuydu. Ben o sene kombinem vardı. Daha önceki bölümlerde de söylemişimdir. Gitmediğim maç sayısı 5 falandır herhalde yani artık. Onlar da en gereksiz şey kupa maçları falandır herhalde. Bir sezon boyunca gitmişim abi oraya. Ay, ne güzel de bir herif. Görem ofsaytım yok. Sadece şampiyonluğu görmeye gelen adamlar var. Ben 30 taneden fazla maça gitmişim o sene. Bazıları sadece bir ya da iki tane işte bir derbiye gelmiş, bilmem neye gelmiş falan. Çoğunlukla ortalığı herhalde yakıp yıkanlar falan da onlardı. Yani ne bileyim böyle her şeyin sadece kaymağını yemeye çalışmak gibi geliyor. Yani bunu tarif etmesi biraz zor ama gerçekten ya ben mesela sadece oradaki o isyan eden işte bilmem ne yapan heriflerin çok daha fazlası kadar maça gittim. Çok güzel oldu yani. Hiç öyle bir nevi isyan diye bir şey. Yani dedim iyi bir sezondu. Bence çoğunlukla başarılı geçen bir sezondu. O sezon Avrupa'da da önemli işler yapmıştı. Çünkü takım hatırlarsınız belki. Dedim yani her yerde bu kadar ilerlemiş olmak 3 alanda birden bence başarılı bir sezondu, iyi bir sezondu bilmem ne dedim. Çıktım stat'tan. Çıkar çıkmaz tomalar geldi zaten. O sonrası ayrı bir şey de. Yani oraya sadece şampiyonluğu kutlamak için gelmiş adam o şampiyonluğu göremeyince o kadar deliriyor. Ben 30 gün yani toplam 30 maça falan gitmişim. Hiç öyle bir delirme gibi bir refleksim yok. Daha da şeyi o takımdaki herkes benim o maça gittiğim sayının çok daha fazlası kadar sadece o sezonda antrenmana falan gitti. İşte yağmur çamur demeden şey var. Şey kısmı ayrı. Hepsi çok para kazanıyor. Bunu yapayım bilmiyorum değil mi? Neyse abi o. Hiç o kadar benim için önemli olan bir şey değil. Ama herifler bunun için de hayatını adamış.
Yani hepsi dediğim gibi 9-10 yaşında falan futbola başlamış olması gerek yaklaşık. O yaştan beri çalışmış ve o yaşta çalışırken böyle bir para kazanacaklarının da garantisi yokken çalışmış. Yani bir günlük bir maçlık bir şeyle bilmiyorum. Bana çok sinir bozucu gelen bir durumdur. Kaleci ya belliydi ya. Keşke çalınmasaydı kaleci. Yani standardı alayım ben de deplasmanda neticede. Fazla hafife almıyorum. Ya, alt sıralardaki takımları her seferinde böyle bir şey yaşıyorum ben. Mesulasını çözüyorum. Yani şu anlatmaya çalıştığım şeyi anladınız mı bilmiyorum. Anlatabildim mi onu da bilmiyorum. Ama yani gerçekten futbol böyle bir futbolcunun kariyeri daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Tek hatayla falan bitebilir ya. Yani şurada oynadığım bölümlerden birinde kaleci Oğuz Dağlaroğlu'yla karşılaştım. Ne bileyim Beşiktaş'ın kalecisi Fevzi vardı. İşte Kolombiya'da defansta bir maçta hata yaptığı için kafasından vurulup öldürülen adam var. Dünya Kupası'nda gol yediğinin sebep oldu. Kolombiya'ydı galiba. Tam %100 değilim ülkeden de. Sadece bir Güney Amerika ülkesi olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Dediğim gibi çok böyle bir anda şey kariyerler bitiyor. Mesela Fenerbahçe'deki Ceyhun Yarış. Sadece Ortega ile kavga ettiği için aslında o kariyeri bitti gibi. Bir de bu ne kadar büyük bir futbolcu olduğunuzu da çok böyle. Bazen her şey çok ters gelebilir. Alex olsanız bile bir çıkıp sizi takımdan göndermeye karar verebiliyor işin neticesi özeti. Bir yandan da şuradan şeyler geliyor sağ üstte. Onlara tıklıyorum. Yardımcının önerileri. Yani demek istediğim şey anlamışsınızdır. Futbola bakarken biraz daha yani şey de değil bir de böyle. Siz o maça gittiniz, takımınızın şampiyon olmasını istediniz ama olmadı. Allah sizi kahretsin diye bakarken o sahadaki futbolcuların o şampiyonluğu sizden büyük ihtimalle çok daha fazla istemiş olma ihtimali. Yeme ya. Hücum ağırlıklıya tıkladım kazara bunu bir işaret olarak aldım benim değiştirmiyorum. Bu futbolcuların çok daha fazla istemiş olma durumu, çok daha fazla bunun için çalışmış olma durumu vesaire falan bunlar hiçbir zaman göz önüne almaz insanlar. Yani Türk insanında zaten biraz şey durum var ya, böyle kendi istediğim olsun, önce bir kendi istediğim olsun da diğerlerine bakarız falan gibi böyle kendine odaklı bir durum var. Yani bu da biraz onun bir şey, oha be. Yalnız şu yere gireceğiz. Peki ben niye bu maç böyle bu kadar dağıldı bu takım anlamadım. Hiç bir şey değiştirmedim. Nasıl kalsın ben iyi gidip ya. Şu topu koşun ya şu duracak orada neredeyse. Vardı gene konuşacak konumu bulamıyorum deyip böyle uzun bir muhabbete girdim de şunları anlatmak istedim biraz. Yani biraz empati yapmak, biraz böyle görünmeyen taraflardan işi görebilmeye çalışmak bunlar bile daha önemli. Oluyor 70 anasını satayım hiç hareket yok. Ya 13'tü falan artık. Kele ilk defa böyle bir isim gördüm. Abi herifler şu ileri attı her topunlarda kaldı. Orta açarsa biteriz. Hadi yüklen dedim. Son 17 dakika. Belki bir mucize görürüz şurada hep birlikte. Ama çok enteresan. Ligin tepesindeki takımı yendik gene. Geldik ligin sonundaki takımı yeniliyoruz abi. Çok acayip. Burada
Saatte kaç oldu ya? Ben bunu böyle bir de şunu çekmesi bitince... Oo, saat 4:30 gene ya. Şu bölümde çekmesi bitince kaydedeyim yani. Abi şu takımdan 3 tane yiyoruz, inanamıyorum. İnanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Abi ne oldu da 3 tane yedik bunlardan? Neyi yanlış yaptım? Ne hatalı oldu acaba? Abi gene top heriflerde. Gene. Sen kaleciye bıraksan oğlum ya. Orada Sam çok doğru bir transfermiş ya. Ondan biraz daha emin olduk. Artık şu yaşlara bir oynama şansı vermiş olmak için oynatayım. Bu arada şu hemen sağ tarafında siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama kalorifer var. Şurada da cam var. Bu odada gerçekten ısı ayarlamak çok zor. Bir de kış geldi o kalorifer ciğer ciğer yandığı için böyle bu tarafa doğru oturma gibi refleksim oluşuyor. Isıdan kaçabilmek için. Var mı kamerada kadrajdan mantrajdan çıkmamışımdır. Reed Allah'tan her top ayağına geldiğinde bir abanıyor da şu salak paslaşma bitiyor. Ama bu maç kendi çok sinirim bozdu abi. Şu maçta 1-0 yenecek ne vardı gerçekten ya? Hakem mi bir tasarı? Neyi yanlış yaptım abi anlamıyorum ki. Standart dedi gol yedim. Kontrol dedim gol yedim. Savunma ağırlıklı demedim de. Hücum manyak hücum dedim gol yedim. Sarı kart görüp duruyor salaklar. Ya çok salakça bir maç oldu. Hiç keyif almadığım bir maç. Ayak kırıklığı. Daha düştük 20 puanlı 4. Neyse de. Böyle böyle bir yerde çıkacağız artık. Bir daha devam tıklıyorum artık. Alex Brown'a gitti. Ha bu arada Motorsport Manager'ı alıp denediğimi söylemişimdir umarım. Bayağı teferruatlı, güzel bir oyun. Bir sonraki bölümde de ondan bahsederim uzun uzun. Ha ben şimdi bugünlük bu bölümü burada kapatayım. Zira boğazlarım ağrıyor vesaire. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum atanlara, like atanlara tekrardan. Gerçi yorum atan çok azaldı son 2-3 gündür nedense de. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Haydi hoşçakalın.